Efendim iyi günler. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün fevkalade renkli bir gündem var. Bir kere gündemin tam ortasında büyük Türk düşünürlerinden Nihat Doğan var. Her gazete ona haber yapmış. Herkese onu konuşuyor gördüğüm kadarıyla. Bir de şu var. Sağlık Bakanı galiba yıl 2011, evet 2011 yılında Sağlık Bakanı dedi ki obezite sorunu var, evet olabilir. Bununla mücadele etmek lazım tabii ki. Onun için şişmanlara şişman diyelim, şişko diyelim dedi. Kilolulara, obezite sınırında olanlara şişko diyelim. Onların moralini bozup onları utandıralım ki zayıflasınlar dedi. Doğrusu hani... Ya bundan fazlası nasıl olur diyorsunuz? İşte oluyor. Nihat Doğan çıkıyor. Diyelim ki İbrahim Tatlıses'i geçiyor. Bir şişko kampanyası çıkıyor. Bir başka kampanyaya geçiyor. Aslı Aydıntaşbaş, sana hani doğrudan böyle hitap edeyim desem şişko. Yanlış konuksun. Maalesef hani bu i̇ki konuyu konuşmak için... İki fırın ekmek. Yanlış konuk olduğun için belki bu konuda doğru şeyleri söyleyebilirsin. Senin bilmiyorum herhalde hayatın hiçbir döneminde böyle bir problem olmadı ama de ki kilo problemin var ve sana şişko şişko diyorlar. Çok kırıcı bir şey. Yani çok kırıcı bir şey. Tabii bakan hani kırıcılık üzerinden motive etmeyi düşünüyor herhalde insanları. Hı-hı. Ama gerçekten de tam tersi etkisi de olabilir. Yani şişkoyum ben nasıl olsa deyip insanlar hayata da küsebilir. Bir de bu beslenme alışkanlıkları ve spor üzerindeki vurgu tabii ki önemli. Sağlık Bakanı bunu sık sık yapıyor. Diğer taraftan bunun ciddi bir ekonomik durumla ilgili ciddi bir vaziyet olduğunu da unutmamak lazım. Yani sağlıklı beslenmek, evet Türk halkı her zaman çok sağlıklı beslenmiyor ama sağlıklı beslenmek için de maddi gücünüzün olması lazım. Yani insanlar çok ekmek yiyor Türkiye'de. Beyaz ekmek, beyaz un, börek falan. Çünkü çok ucuz bunlar. Bisküvi çok ucuz. Gerçekten de yani oturup her gün çok hani... sağlıklı beslenmek için o ciddi bir efor sarf etmek ve ciddi, yani bu işin bu boyutu da var. Meseleyi getirdin gene. İşte yoksullar, moksullar. Hayır efendim ne münasebet. Yani rica edeceğim. Şimdi bir kere arkadaşlar şu başlıkla benim bir sorunum var. Obezlere şişko diyelim diyorsunuz ama şimdi neyin obez olduğu konusunda da aslında rivayet muhtelif. Neden muhtelif? Kişisel olarak bunu yaşamış bir insanım. Çıkıyorsunuz tartıya, karşınıza özel tartılarına hani bu hastanelerin, diyetisyenlerin karşınıza koskoca bir obez yazısı çıkıyor. Ben kendi adıma kendimi en azından şimdi obez görmüyorum ama asla değil. İdeal ölçülere vurduğun zaman da obezim. Yani balık o tartıyı. Etsin. Hayır, bu obez değil. Neyse ama obez o tartı bana şey. O tartı bana obez diyor. Hayır. Yani o zaman obez sadece bana değil, bütün kadınlara hani belli bir şeyin dışında o tartı herkese obez diyor. Biz Akdenizliyiz. Yani Akdeniz kadınları, İskandinav kadınları gibi ince ve upuzun olmuyor. Hiçbir yaşta olmuyorlar. Şimdi bu bir kere bir mesele. İkincisi, hani çocuğu terbiye etmek için dövmekten başlayabilirsiniz. Kocanızı iş bulmak konusunda biraz daha yırtıcı olması için. Sen de erkek misin, git patronuna şunu şunu de diyebiliriz. Şimdi hani motivasyonun... anti kahraman gibi anti motivasyon diye bir yöntem varsa hani kilolulara obez diyeceksek bunları da diyebiliriz. Ben kendi adıma daraldım. Yani çünkü şimdi, bunu bir bakanın denemesi lazım Türkiye'de en azından. Türkiye'de kamu sağlığı açısından beslenme, insanların çok atıl hayatlar yaşıyor olması, spor yapmaması, bütün bunlar sorun. Ve bu bakan bunlara çok odaklanan bir bakan. Burada haklı. Ama şişko lafına benim de itirazım var. Zaten obez lafının burada da son dönemde hani popüler tıbbi literatürde de hani pop bu da popüler oldu ve her yerde bütün gazeteler çok kolayca kullanıldığını düşünüyorum. Ben obez derken o devasa fotoğraflarını gördüğümüz insanları düşünüyorum. Onu, hani yani, balık eti ve de. Biraz daha fazlası obez değil. Yani seleritim var, obezim gibi bir vaziyet yok.
mı kaldı ki yani o sınırda bile olsa şişko diye. Dün Mirgün Cabas'ın NTV'deki programına Rahşan Gülşen bağlandı. Yani çok haklı bir şekilde tepki gösterdi, evet. İsyan etti. Neyse bu konu biraz yeterince sürdü. Geçelim çünkü çok maddeniz var. Nihat Doğan'a ise efendim hiç girmeyelim ama tavsiye ederim. Gazetelerdeki Nihat Doğan haberlerine, anekdotlarına bakın. Bugünlerde en çok o seyrediliyorsa, en çok o konuşuluyorsa ve hakikaten en meşhur o olduysa kendimize bir daha dönüp bakmamız gerekiyor, kanaatindeyim. Şimdi YGS konuşuluyor malum. Seçime doğru her taraftan böyle hafif dumanlar tütüyor. Belki onlara bakacağız. Bu arada son dakika haberinde gördünüz. Demokrat Parti ile Saadet Partisi uzlaşmışlar. Çatısı Saadet Partisi olacakmış. Bir genel başkanlık falan meseleleri var. Nasıl olacak bilmiyorum. Fatih Erbakan'ın bir askerlik sorunu varmış. Şimdi o yaşta hala ne sorunu bilmiyorum ama yani olabilir. Böyle bir sorun varmış. Belki CHP'yi destekleyebilir değil mi Fatih Erbakan? Bedelli bedelsiz askerlik konusunda. Aday adayları var. Onları konuşacağız. CHP'de okuyoruz ve Libya olayı tabii hala. Dünkü... Bir de medya mahallesi burası. Medya mahallesinin ama dolayısıyla Türkiye'yi ilgilendiren bir yasa tasarısı var. Onu da konuşmamız lazım malum. Özel hayata veda yasası. Çok önemli. Şimdi efendim YGS bazı gazetelerde, daha doğrusu birçok gazetede manşet ama bazı gazetelerde manşet olmadığı gibi mesele kapanmış hissi veren küçük haberlerle yetinilmiş. Star gazetesiyle başlayalım. Star gazetesi Rasmussen de Erdoğan'ın fotoğrafını taşımış manşete ateşkes zirvesi diye. Şimdi bir yandan Kaddafi'yi göndermek, el altından silahlar dağıtmak, bir yandan ateşkes nasıl olacak? Hakikaten NATO'nun da Türkiye'nin de Batı blokunun da işi zor. Bu arada Star gazetesinin sür manşetinde cemaatler gerçeği diye bir spot görüyorsunuz. Bir dev araştırma bugün değil ama yarın başlayacakmış. Cemaatler başkalarına baskı yapıyor mu? Türkiye'nin en etkili cemaatleri hangileri? Hangi cemaat lideri daha çok tanınıyor gibi? Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen, getirilmesi istenen nasıl yorumlarsanız cemaatler hakkında kapsamlı bir dizi başlayacakmış. Yani çok önemli bir konu tabii. Ve herkes konuşuyor. Yani sokaktaki insan, bakkaldaki insan konuşuyor. Fakat hani Star gazetesinin nasıl bir dizi olacağını bilmiyorum ama bu efendim bu cemaat olayı da paranoya siz çıkartıyorsunuz, ne alakası var bunun gibi bir üslupta olmamasını diliyorum burada. Yani gerçekten cemaatler, cemaat boyutu, kamuda tartışmalar var mı yok mu, bütün bunlara da dokunması gerekiyor. Tabii bu hep kadrolaşma gibi konular, işte emniyette cemaat mi falan, bütün bunlar üzerine tartışıyoruz. Burada sosyolojik tabanı unutuyoruz. Yani peki Kayseri'de ev kadınları arasında ne oluyor? İşte Malatya'daki apartmanda cemaat olgusu nedir? Bütün bunları okumak ilginç olabilir. Ama bu dediğim gibi bu yani bu kompleks soruyu, ve bir şeyi hani bu soruyu nasıl bir bilgi ya da duyum ya da gözlem sonucu dile getiriyorsun? İşte yani Kayseri'de Malatya'daki ev kadınlarından. Şimdi özellikle cemaate yakın gazetelerde diyeyim. Son günlerde bu Ahmet Şık ve kitabı sonrasında oluşan Dokunan Yanar algısına karşı ciddi bir karşı taarruz başladı. Efendim nereden çıkartıyorsunuz? Kadrolar mesela dün Zaman'ın manşeti. Ben çok dikkatli bir Zaman okuyucusuyum. O yüzden hani günlerdir böyle bir savunma refleksi içinde olduklarını biliyorum. Diğer taraftan da hani cemaatin kamuda cemaate yakın kendini hisseden insanlar olduğu şimdi da bir gerçek. Şimdi cemaatlerden bir cemaati kastediyorsun. Fethullah Gülen hareketini herhalde. Sonuçta da tartışılan bir cemaat. The cemaat diyelim. Hmm. Yani hani sonuçta da bütün bu cemaat, yani insanlar şu gün İsmail Ağa cemaati ne olacak, ne düşünüyorsunuz falan diye kimse tartışmıyor. Siyasi aslında tartışsa iyi olur çünkü Cihan Erdoğan ona dokunduğu için yandı biliyorsun. İkisine de dokundu. Ya, öyle başladı, sonra Fethullah Gülen cemaatine uzandı. Ama tabii siyasi
cemaat, siyaset, bütün bunları tartışıyoruz, tartışacağız, tartışmaya devam edeceğiz gibi Türkiye'de. Şimdi bir iddia, bazı haberler, bu adaylar belirlenecek ve bu konuda tek yetkili AKP'de Başbakan Erdoğan. Kimi haberlere ve yorumlara bakılırsa bazı kesimler ya da cemaatler kota talebinde, yani şu kadar milletvekili kotası istiyorum şeklinde. Bu konuda AKP'nin çok sıkıştığı, seçimlere doğru, daha doğrusu aday belirleme sürecinde, hani ateş, duman falan dedim ya demin, biraz bunu da kastediyorum. Bunları konuşalım, olur mu? Ama birazdan şu notları paylaşalım. Çünkü bu çok altı çizilmesi gereken durumlardan biri. Şimdi Yeni Şafak gazetesi de gene YGS'yi biraz zor görüyorum ama işte manşetleri hedef gösterdi diyor. O gün Samast, ben suçsuzum, gazete manşetleri beni bu hale getirdi demiş özetle. O da manşet olmuş Yeni Şafak gazetesinde. Şimdi Star ve Yeni Şafak gazetelerini bir kenara koymadan, ikisinde birer haber var ki aynı yaklaşımla yapılmış. Onu da paylaşmak istiyorum. Haber şu: CHP eski genel başkanı Baykal, yeni genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini değerlendirirken bu konudaki eleştirilere yanıt vermiş, Kılıçdaroğlu'nu savunmuş, Erdoğan'a çatarken de ulan sözcüğü kullanmış. Örneğin bunu ağzını bozdu diye Milliyet gazetesi zannediyorum vermiş, ama Star ve Yeni Şafak gazetesi ilginç bir biçimde şu popüler deyimle fişte olmuş ama mesela diyor ki üslupta iklim değişikliği, Star gazetesinde görüyorsunuz. Peki Yeni Şafak gazetesi ne diyor? O da keza iklimi bozuldu demiş. Her ikisi de birer iklim göndermesi yapmış. İklimden kasıt iklim Bayraktar, biliyorsunuz bu konuda bir tartışma mı diyelim, ne vardı Aslı? Yani bir fırtına esmişti. Skandal, polemik, fırtına, nasıl tanımlayacağız bilmiyorum. İklim Bayraktar. Fakat neyse ki memleketin hafızası, balık hafızası olduğu için bir anda iklim Bayraktar deyince neydi diye çok kısa bir saniyelik bir düşünme gereği hissettim. Çünkü 3 hafta önce bütün memleket bu meseleyle kavruluyordu. Şimdi hani senin gibi hafızası zayıf yurttaşlar, gazeteciler için unutturmamak adına meslektaşlarımız çabalarını sürdürecekler. Evet. Baykal, açın parantez, iklim, her konuya da uyan bir isim. Şimdi gelelim YGS'ye. Şu anda da görüyorsunuz yine son dakika haberi olarak Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama. Bunlardan siyasi sonuç çıkartmak insafsızlık deniyor. Bilmiyorum, siyasi sonuç çıkarmaya gerek var mı? Bundan bir sonuç çıkıyor ama yani. O sonuç ben söylemeyeceğim çünkü anladığım bir konu değil, ama uzmanların, bilenlerin ya da kafasında gerçekten soru olanların sorularını paylaşacağım. Şimdi yani şunu eklemek istiyorum. Eğitim o kadar hassas bir konu ki bütün siyasi partiler üstü herkesin çocuğu var ve bu şu ya da bu şekilde herkes bu imtihanlara giren birini tanıyor. Haliyle bu konuda en ufak bir şüphe, şaibe, dedikodu tabii ki medyanın ilgisini çekecektir. Çünkü toplumun ilgisini çekiyor. Şimdi böyle bir tartışma varken medyanın performansı eleştirilebilir, YGS'nin performansı vesaire, ama yani gene de bunu hani bu şurada ima edilen bu hükümete karşı, hükümeti yıpratmak için seçime giden süreçte bir operasyon gibi bir ima var. Bir çeşitli gazetelerde de var. Artık yani bir şeyde de bu standart yorum yapılmasın. Hayır, bu çok hassas bir konu. Çocuklar söz konusu. Herkesin çocuğu kursa, dershaneye falan gidiyor. Haliyle ille de bazen hani Freud'un lafı var, bazen bir pipo sadece pipodur. Bazen bir skandal sadece bir skandaldır. Hürriyet gazetesi bu konuyu manşetine taşımış ama bu konuya hakim bir isim, eski ÖSYM Başkanı Profesör Ünal Yarımağ'ın açıklamasıyla taşımış. Korkumdan konuşmadım diyor. Daha önceki KPSS tartışmaları sonrasında öyle bir
hal yaratıldı. Öyle bir korku imparatorluğu haline geldi ki Türkiye. Aylarca konuşmaya çekindim görevden ayrıldıktan sonra diyor. Şimdi böyle bir herkese ayrı bir soru kitapçığı olamayacağını, olursa da bunun bir fanteziden öteye gidemeyeceğini söylüyor. Diyor ki zaten 1 milyon 700 bin farklı kitapçık türetmek başarıyı olumsuz etkiler. Çünkü sorular mantıklı bir sırada gelmeli insanın karşısına. O çok ilginç bir nokta. Konsantrasyon bozulabilir diyor ama tabii bu söylediklerinin en naif tarafı. Onun ötesinde mesela soruların güvenliğini sağlayacak olan bir yazılımın, bir sistemin ihalesi Ünal Yarımağ'ın ayrıldıktan 15 gün sonra sebep gösterilmeden iptal edilmiş. Bu niye diye soruyor. Çok ciddi, ciddi, ciddi sorular var hakikaten sözlerinde. Habertürk gazetesi de adil değil iptal şart başlığıyla çıkmış. Orada da mesela bir takım dershanelerden alınma görüşler var. En önemlisi özel dershaneler birliği, yani bütün bu özel dershanelerin birliği ayrı sınav kağıdına onlar da itiraz ediyorlar ve şöyle bir çarpıcı ifade var açıklamada. Kişiye özel soruyla ÖSYM istediğini şampiyon bile yapar diyor. Yani hani bir tür mazeret beyan ederken galiba çok bambaşka bir soru doğurdu ÖSYM. Bu nasıl işliyorlar? Yani şu net ama insanların kafalarındaki soru işaretleri gitmiş değil. Ayşenur, yani Cumhurbaşkanı her ne kadar hani ben tatmin oldum, ikna oldum demiş olsa da medyadaki ve toplumdaki, sokakta konuştuğunuz insan kafasındaki soru işaretleri yanıtlanmış değil. Burada yani susun tamam artık işte açıklama geldi demenin manası yok. Gerçekten soruları sormaya devam edecek insanlar ve medyada devam edecek. Elbette, elbette. Daha önemlisi şu, hani birkaç gazete başlığı daha var ama bilmiyorum. Mesela Radikal Gazetesi sınavdaki ikinci şifre diyor. Bir şifre daha ortaya çıkartılmış ve çok basitmiş. Bununla hemen küt diye işte şu kadar sorudan şu kadarını yapabiliyor musunuz? Dediğim gibi anladığım ve uzmanlık dalım olmadığı için bir şey söyleyemiyorum ama Taraf Gazetesi'nin mesela yaptığının da doğrusu erken olduğunu düşünüyorum. Şifre, palavra, ÖSYM haklı evet. Manşeti. Yani ÖSYM mantığı çürüttü vesaire diyor. En azından hakikaten biraz daha temkinli en hafif deyimiyle bakmak lazım. Hele hele Cumhurbaşkanı gibi ben tatmin oldum ifadesinin çok erken olduğu görüşünde pek çok kişi. Yani bir soruşturma devam ediyor. Hani birçok evet, konuda Taraf Gazetesi efendim bekleyelim soruşturmanın savcıları nihayet derken bu konuda hani tatmin olmuşlar. Palavradır demesi bana ilginç geldi. Şimdi işin tabii şöyle bir yanı var Cumhurbaşkanı'nın tatmin oldum demesinin herkes artık onu referans gösteriyor. Hükümet üyelerinden gelen açıklamalarda zaten Cumhurbaşkanımız bile tatmin oldu biz de tatmin olduk diyorlar. Ama Abbas Güçlü ki biliyorsunuz milli eğitim konusunda, sınav konusunda en ciddi çalışan, araştırmaları olan meslektaşımızdır. Bu konuda gerçekten bir uzmandır ve bu konuda hani gidip ÖSYM'deki basın toplantısını izleyecek kadar da yakından ilgilidir. O bugün şunu yazmış, diyor ki Cumhurbaşkanı'nın nasıl tatmin olduğunu anlamak güç çünkü ona verilen bilgiler yanlış diyor. Ve bakın madde madde bunları nasıl sıralıyor? Paylaşalım bir başka konuyla devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı YÖK Başkanı'nın kendisine herkesin sorusunu, kağıdını, cevabını internete koyduklarını söyledi dedi. Ama bu cümle ne kadar gerçeği yansıtıyor sırasıyla hep birlikte bakalım. Dün öğle itibariyle internete konulu denilen soru kitapçıklarına bir türlü ulaşılamıyor. Hele hele tümüne ulaşmak hala mümkün değil. 2. Dün akşam itibariyle 1 milyon 700 bin adaydan sadece 349 bin adayın bilgisi internete yüklenmiş. Tamamı değil. Yani Cumhurbaşkanı'na
tam doğru bilgi verilmemiş. 3. Kağıdından kastettiği herhalde adaylara yönelik cevap kağıdı ki böyle bir uygulama söz konusu değil. Hem daha cevap kartları da okunmadı. 4. Cevap kağıdı yani cevap kartı gibi o kitapçığın cevap anahtarı da internette görünmüyor. 5. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortada böylesine bir şeffaflık varken tatmin olduğunu söylemesi ilginç. Ama tabii eğer o bilgilere ulaşabiliyorsa. Ancak ÖSYM'nin internet sitesine girip bu bilgilere ulaşmak istediğinizde karşınıza bakın nasıl bir açıklama çıkıyor. Bu web sayfası kullanılamıyor. Peki yönlendirilmiş bir web sayfası var mı? Hayır. Peki buna şeffaflık denilebilir mi? Bu sizi tatmin eder mi? Özetin özeti. Bu tartışma daha çok su kaldırır. Abbas Güçlü, Milliyet. Şimdi Cumhurbaşkanı yurt dışında. Döndüğünde herhalde tahmin ediyorum ya da umuyorum ki bu bilgiler ona da aktarılacak. Denecek ki Sayın Cumhurbaşkanı size verilen bilgiler böyle değilmiş. Hatta internet bağlantısı varsa bugün bile Ablas Güçlü'nün köşesini okuyabilir Endonezya'dan. Acaba cevap verecek mi? Peki ne yapması gerekir o durumda? Yani siz beni yanlış yönlendirdiniz der mi, demeli mi? Şimdi bu bürokraside genel manada bir sıkıntı. Bunu çeşitli defaatle görüyoruz. Son dönemlerde de görüyoruz. Liderler ve siyasetçiler atama pozisyonuna geldiklerinde güvendikleri insanları bir pozisyona oturuyor ve ondan gelen enformasyonu duymak istiyorlar. Ve ona bağlanıyorlar. Yani bir konuda Cumhurbaşkanı bilgi almak için kendi atadığı insana güvenmesi çok doğal. Fakat orada da bürokrasi savunma refleksine girmiş oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz şimdi Cumhurbaşkanı 10 kişiden şey almıyor. YGS Başkanı yani bu konuda belli bir kişiden ÖSYM Başkanı'dan briefing alıyor. Ve o briefingde tek yanlı oluyor. Yani ben demiyorum ki hani Cumhurbaşkanı yanıltılı. Çünkü Abbas Güçlü tabii ki bu konuda uzman ve onun dediklerinden yola çıkarak ama bunu sık sık görüyoruz. Yani Başbakan da görüyoruz, Dışişleri Bakanı da görüyoruz. Güvendiğiniz zaten atadığınız insandan briefing alıyorsunuz ama o da bir savunma refleksi içinde. Bu adli bir vaka olabilir, yani, bu tarz bir skandal olabilir, Ergenekon davası olabilir. Yani güvendiğiniz polisten bilgi alıyorsunuz ama o sizi tabii ki kendi soruşturmanın gitmesini istediği istikamette bir briefing veriyor haliyle. Bu bürokrasi de sadece Türkiye'ye has değil, bütün dünyada olan bir şey ama bizde biraz daha fazla var çünkü benden olmayanlardan kuşkulanma durumu var. Yani benim atamadığım diğer ya da işte siyaseten bana yakın olmayan bürokratlardan kuşku duyuyorum. Eğer ben sorumlu pozisyondaysam. Haliyle nasıl aşılır bilmiyorum. Ama ben birçok konuda Cumhurbaşkanı'nın da Başbakan'ın da hani daha geniş bir perspektiften, daha geniş bir kitleden briefing alması gerektiğini düşünüyorum. Son dönemlerde bu kanaatim oldukça pekişti. Yani sadece mesela Ergenekon soruşturmalarında da buna koy. Sadece işte emniyet, tabii ki bir başbakan emniyetten, İçişleri Bakanlığı'ndan briefing alacak. Oturup avukatlardan almayacak ama belli bir körlük yaratabiliyor bir zaman sonra. Ama canım sonra. Barolar Birliği Başkanı'nı davet edebilir. Ama yani işte öyle Türkiye öyle kutuplaşmış hukukçular vaziyette ki ve herkes o kadar karşı tarafa kuşkuyla bakıyor ki etmiyor. Yani Barolar Birliği Başkanı belki güvenmiyor. Hani şu an faraza söylüyorum ama belki güvenmiyor. Bu bir sıkıntı. Şu anda Türkiye'de bir realite yok. Peki. Bir paralel gerçeklikler var. Ve yani bir gazete okuduğunuzda ayrı bir dünya okuyorsunuz. Kesinlikle. Başka bir gazete düşünün ayrı bir dünya okuyorsunuz. Bu nasıl olur? Akıllı insanlar bu gazeteleri yapıyor. Akıllı insanlar siyaset yapıyor ama bir şekilde ben buna paralel gerçeklikler diyorum. Böyle bir şey yaratıldı. Ve kendi içinde devam ediyor. Vahim bir şekilde devam ediyor. Şimdi ben Ankara'yı, meclisi, siyaset atmosferini az çok bilen zaten Ankara kökenli bir gazeteciyim biliyorsunuz. Bilen biri olarak biraz anlayabiliyorum. Orası hakikaten paralel bir evren. Yani evet. Orada her şey çok farklı. Yani orada soğanın fiyatı da farklı meclis lokantası nedeniyle. İşte berber parası da çok farklı. Hani hep derler ya İnönü'ye yıllarca söylememişler taksi ücretinin kaç para olduğunu. O hep çıkartır cebinden atıyorum şimdi ama 5 kuruş verirmiş. Sonra Metin Toker damadı üstünü tamamlarmış diye. Şimdi Ankara'da siyasetçi eğer diyelim ki CHP'li ise
başka bir kabuk içinde, AKP'li ise başka bir kabuk içinde, o kulislerde ayrılmışlar falan. Ta. Aralık çok medya, art. Medya mahallesinde nasıl oluyor da? Şimdi dediğin gibi hakikaten bu ÖSYM sınav meselesinde niye bu kadar işte komplo var, her şeye siyasi boyut bakıyorsunuz. Skandal, evet skandal ise en azından bu kadar soru işareti varsa medya mahallesi niye görmüyor sana göre? Yani aralık bu gerçeklikler arasındaki aralık çok arttı. Siyasi kutuplaşma çok arttı. Yani şuna bakıp kırmızı diyemiyoruz sen ve ben. Sen diyorsun şu bardak kırmızı, ben diyorum emin değilim. Ayşenur aklında başka bir şey vardır, başka bir hedefi vardır diye. Böyle bir dünyada yaşıyoruz artık ve siyaset de zor hale geldi medyada, gazetecilikte. Çünkü en azından temel gerçekler üzerinde anlaşabilmemiz lazım. Haber nedir? Şimdi bu sınav skandalı haber, her boyutuyla haber, her adımıyla haber, her eski yeni başkan, çocuk, öğrenci, dershane, hepsini atlamak lazım. Yani şu anda haber günlerdir merkezleri herkesin dile getirdiği bir şey var mesela. İstanbul'da nasıl oldu da 4 okulda sadece kız öğrenciler sınava girdi. Yani burada bir müdahale var sisteme. Hani bilgisayarla yapılıyor ya güya. Burada bir müdahale var. Eğer burada müdahale varsa bir başka yerde de olabilir demektir. Bunlar meşru sorular. Yani ben sınav uzmanı değilim. Benim de kafam karıştı. ÖSYM Başkanı'nın açıklamalarıyla da kafam karıştı. Ama bunlar meşru sorular. Ve medyada medya yapması gereken işi yapıyor. Gazetecilerin işi soru sormak. Yani... Hani böyle bu kadar çok şey var ama işte Cumhurbaşkanı ben tatmin oldum diyor. Çünkü ona bir briefing verilmiş ÖSYM'den. Abbas Güçlü o briefingi ne kadar dört bacağından ikisinin olmadığını, üçüncüsünün de kırılmış olduğunu söylese de böyle bir bilgi akışı var. Buna dayanarak tatmin oldum diyor. Hükümet de Cumhurbaşkanı'na dayanarak tatmin oldum diyor. Aksi de işte haksızlık siyasete çekmeyin, hainler noktasına geliyor. Şimdi senin dediğin gibi yani her konuda bir dakika bu niye söyleniyor? Bu niye yapılıyor? Karanlık ev. Paranoyası. Bu yalnız çok başka çok tuhaf yerlere gitmeye başlamış durumda. Şimdi Zaman Gazetesi'nden Ali Bulaç herhalde tanıtmama gerek yoktur. Kendisini İslamcı olarak zaten açıklıkla ifade eden bir köşe yazarıdır. Bir yazı yazdı cumartesi günü. O eleştirildi. Bugün onu tekrar yazdı. Konunun özeti şu. Ali Bulaç diyor ki AKP'yi zorlamayın. Başörtülü aday meselesinde ısrar etmeyin. Eğer bu konuda ısrar eden varsa onları birileri kullanıyor demektir. Hani yine hep malum karanlık el meselesi. İzleyelim, devam edeceğiz efendim. Cumartesi günü dikkat çekmeye çalışmıştım. Başörtüsü davasının içinin boşaltılarak bir statü, kazanç ve ticaret aracına getirilmesi, diğeri gözlemleyebildiğim kadarıyla başörtülü aday baskısının AK Parti'yi zor duruma düşürmeye, hatta yeni bir kapatma davasına zemin hazırlamaya matuf olarak kullanılmasıdır. Yazıyı şöyle bitiriyordum. Bana öyle geliyor ki iyi saatte olsunlar, bu sefer iyi niyetli bayanlar üzerinden AK Parti'ye yeni bir tuzak kuruyorlar. Bana sorarsanız bu seçimde de başörtülü milletvekili olmayıversin. Seçimden sonra yeni ve sivil bir anayasa çıksın, herkesle beraber başörtülerde rahatlasın. Bundan niçin rahatsızlık duyulduğunu anlamış değilim. Takip edebildiğim kadarıyla benzer uyarıları Star'dan İbrahim Kiraz ve Elif Çakır da yaptı. Uyarıları ciddiye almak lazım. 12 Haziran son dönemeçtir. 12 Haziran'dan sonra hepimiz yani İslamcılar, Kürtler, Aleviler, azınlıklar, başörtülüler, yoksullar, esnaf, çiftçiler, kısaca sorun yaşayan herkes AK Parti'ye ve Erdoğan'a yüklenelim, yeni ve sivil bir anayasanın önünü açmasını isteyelim. Ama tam bu noktada yeni bir kapatmaya kapı aralamak bana makul ve maslahata uygun gelmiyor. Ali Bulaç, Zaman. Ben şiddetle karşı çıkıyorum Ali Bulaç'ın pozisyonuna.
Ben başörtülü kadınların mecliste temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir düşünce değil, ben ezelden beri böyle düşünüyorum. Üniversitelerde de olması gerektiğini düşünen biriyim. Erkeklerin de bu konuda kadınlara sağlık vermesinden hoşlanmıyorum. Yani Ali Bulaç alınmasın lütfen ama bu aslında kadınların davası ve başörtülü kadınlar da siyasette olmak istiyor. Yani arkada olsun, işte şunu yapsın, kadın kollarını... Yok artık, yani geçelim. Türkiye'de gerçekten siyaset dünyası korkunç ölçüde erkek egemen bir dünya ve kadınlar hep arkada destek rollerinde. Bu haksızlık, nüfusun yarısı, kadın nüfusunun yarısı şu ya da bu şekilde çeşitli biçimlerde başını örtüyor. İlla ki türban diye tabir edilen örtü değil ama başka şekillerde de. Hayır, kadın nüfusu, zaten kadın nüfusu temsil edilmiyor. Bir de kadın nüfusunun yarısını sistem dışı bırakacaksan al sana gizli bir kota. Yani ben buna katılmıyorum. Bu konuda fikir beyan etmenin erkeklere düştüğünü de düşünmüyorum. Ayrıca da bu mazeret bana hiç ikna edici gelmiyor. AK Parti 12 Eylül'le hesaplaştım dedi. Hesaplaştı. 160 tane general hapiste, işte Ergenekon diye derin devletin şunu yaptı. Anayasayı değiştirdi. Yeni anayasa yapacağım diyor. Avrupa Birliği vesaire idam. Yani başörtüsü mü Türkiye'nin son tabusu? Başörtüsü milletvekiline aday gösterilirse mi? Şimdi kusura bakma da 12 Eylül'le... Hayır yani ne zaman hesaplaşacağım dedi. Yani şunu demek istiyorum. Referandumda hani bu artık dava açılabilir falan yani. Hesaplaşacağız dedi. Şu anda Türkiye'de başörtüsünün ciddi bir tabu olduğunu düşünmüyorum. Meclise de başörtülü bir vekil girerse... CHP'de yer... çünkü biz göstermeyiz ama gösterene de itiraz etmeyiz CHP'de dedi. CHP'de bunu demiş yani zaten... Peki şimdi daha vahimi. Bir de kim ne yapacak? Tuzak kurmakta kullanılıyorlar. Başörtülü kadınlar. Şimdi ben senin gibi başörtüsünü savunanlardan değilim. Birey olarak başörtülü kadınların çektiklerini dile getirmeye, birey olarak savunmaya, yanlarında olmaya itirazım yok. Ama genel olarak, bir ilke olarak başörtüsünü ben savunmam. Çünkü başörtüsünün kadını ikinci sınıf vatandaş olarak. Ben kadınları savunuyorum Ayşenur. Yani hani ama savunma, kadınları savunma. Okusunlar kadınlar. Tamam da kadınlar. Başı açık ve kapalı önemli değil, mecliste olsunlar. Yani bütün bu meclisteki adamların karıları, bütün değil ama bak, diyelim ki başörtüsünün kaynağını, kapalı. Başörtüsünün kaynağını dile getirmeye çalışan kadınlar bu memlekette neler yaşadılar sen doğru. Biliyorsun. Bahriye Üçok hatta öldürüldü bu konuda. Şimdi dolayısıyla bu meseleyi konuşamazken bir diğer meseleyi bu kadar tepe tepe rahat rahat konuşmak tuhaf ama hayır, şimdi o diğer kadın isyanı kaldı. Olsun istiyorum. Açıkçası bir kadın isyanı olması lazım. Kadınlar bürokraside bak bakan bir bakan var kadın bakanı. İki tane kadın bakanı falan. Müsteşar yardımcısı, müsteşar kadın müsteşar yok. Müsteşar yardımcısı bir tane var. Dışişlerinde müsteşar yardımcısı. Karar verici pozisyonda hiç kimse yok. Başbakanı gezilerde görüyoruz. Karar vericiler, danışmanlar yanında götürüyor. Yok, kadın yok. Cumhurbaşkanı aynı. İşte diğer bürokratlar aynı. Yani öyle bir kadınsız cumhuriyet ki bak bu Türkiye'nin içinde olduğu coğrafyada Irak ve İran'da daha çok kadın var siyasette, karar mekanizmaları için. Ama İran'da kapalı, Irak'ta bir bölümü açık, bir bölümü kapalı. Yani ama gerçekten ben bir kadın isyanının zamanının geldiğini düşünüyorum. Olur mu sence? Yani mesela diyor ki Elif Çakır da benimle aynı görüşte diyor. Elif Çakır başörtülü bir kadın. Elif Çakır'ın yazısını okumadım Türban'ın... ama birçok kapalı kadın, evet. Başörtülü kadın... siyaset içinde yer almak istiyor. Artık ikinci planda olmaktan rahatsız. Ama yani isyan edecekler mi sence? İşte Ali Bulaç diyor ki onlar aslında iyi niyetli kadınlar. Onlar üzerinden AK Parti'ye yeni bir tuzak oluyor. Yani hakikaten aslında belki çok konuşmaya da gerek yok ama ben sana şunu sormak istiyorum asıl bir de ilaveten. Diyor ki 12 Haziran son dönemeçtir. Onun için bu kadar hassas davranıyoruz biz. Şimdi sırası değil ortalığı karıştırmanın derken. Ama hep bu lafı neden duydum. Son dönemeç yani, sana göre? Hep böyle bir yerde son dönemeç. Herhalde yine anayasadan dolayı söylüyor. Hmm. Oysa ki bu meclis bu anayasayı kaç defa değiştirdi, değiştirebilir. Hep de bir böyle hani son şey, son bu seçim falan söylemi var. İşte hayat bu son dönemeçler arasında ilerleyen bir şey. Yani hayat bugün başlıyor. 12 Haziran'da başlamayacak. Haliyle
Ben katılmıyorum Ali Bulaç'a. Peki anayasa meselesi... Bir de zaten erkeklerin bu konuda sürekli konuşuyor olmasından, karar veriyor olmasından da rahatsızım. Ama yani... Bu konuya da karışmasınlar. Tamam da çok yani senin kadar akıllı bir kadının da böyle demesi beni şaşırtıyor. Kadınlar, bu mesele zaten, bu mesele erkekler, ama tamam da bu mesele zaten erkekler karışmıyor mu? Erkekler öyle buyurduğu için böyle değil mi? Allah aşkına yapma. Rica edeceğim. Sen çirkinsin ama neyse ki ve şişkusun ama. O bez değilsin en azından. Akıllı bir kadınsın. Şimdi bu arada çok kısaca birkaç not sizlerden gelen aktarmak istiyorum. Şimdi İbrahim Mızrak demiş ki, Sağlık Bakanı'na önerim. 5 kilo vermek isteyenler şişko, 10 kilo vermek isteyenler tombalak, 15 kilo vermek isteyenler bıngıl bıngıl, 20 kilo vermek isteyenler tosuna mi densin diyor. Bıngıl bıngıl güzelmiş. Ah yani işte hani bir Nihat Doğan bir bu konu müthiş, müthiş. İnsanı hakikaten motive ediyor doğrusunu söyleyeyim. Şimdi anayasa meselesine dönmek istiyorum. Çünkü bu anayasa meselesinde şunu bir kere ben anlamakta zor çekiyorum. Anayasa meselesi bizim gündemimizde mi değil mi? Şimdi aslında olması gereken şey partilerin dürüst davranıp anayasada ne yapacaklarını seçim öncesinde açıklamaları. AK Parti bunu yapmak istemiyor. Çünkü neden? Yani seçmeni korkutacağını düşünüyor. Şu anda anayasa tartıştırmak seçmeni korkutur. İşte icraatlar, istikrar vesaire başka temalar üzerine, başarılarımız bunların üzerine gidelim. Ve değişim söylemi muallak bir şekilde var ama yani bence demokratik olan sadece AK Parti değil diğer siyasi partilerinde anayasada şunları şunları istiyoruz, işte şu maddeler adamlarımız bunlar, komisyonlarımız bunlar diye ki neye oy verdiğimizi bilelim. Çünkü seçimden çok kısa bir süre sonra anayasayı tartışıyor olacağız. Yani TÜSİAD'ın yaptığını asıl siyasi partiler yapma. Ne istiyorsunuz? Tam olarak aklınızda ne var? Neyi nasıl değiştireceksiniz? Ben ona göre oy vereyim. Bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla bizi seçimden sonra... Ya Ali Bulaç'ın hani, lafına göre oy vermeyecek mesela. Örneğin siyasete girmek isteyen başörtülü bir kadın. Bunu çok önemli. Bu en önemli konularını hani Ali Bulaç'ın yazısına göre mi oy verecek? Başbakan'dan bu konuda bir de ben seçimden sonra şunları 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 yapacağım diye siyasi partilerin gerçekten bu anlamda şeffaf olması lazım. Peki sen dedin ki yalnız anayasayı değiştirecek çoğunluk zor görünüyor diye bir yazı yazdım. Şimdi şöyle, ben başbakanın sözlerinden hareket ederek Londra dönüşünde uçakta gazetecilere dedi ki 315 civarı, 315-335 arası. Tabii AK Parti 2007'de %47 ile 340 milletvekili çıkardı. Haliyle herkes de gazetelerde yorumcular genelde demek ki oyları düşüyor. Başbakan kendi kendine bunu kabul etmiş olduğu gibi yorumlar vardı. %40'a düştü demek ki buna tekabül ediyor gibisinden. Oysa ki ben bunu hükümet çevrelerinde de araştırdım. Diğer siyasi yorumcularla da konuştum. Bu seçimde farklı bir durum var. Büyük şehirlerin İstanbul, Ankara, İzmir'in milletvekili sayısını Yüksek Seçim Kurulu arttırdı. Mesela İstanbul'da 15 ekstra milletvekili var. Toplam milletvekili sayısı 85 oldu. Büyük şehirlerde kırsal kesime göre CHP daha avantajlı nispi olarak. Şu 15 milletvekilinin %47 bile alsa AKP, 15 milletvekili en fazla 8'ini götürebiliyor. 8 ya da 9'unu. Aile 6 milletvekili CHP artı MHP'nin. Yani 3 partili bir mecliste. Peki MHP'den söz etmişken AKP cephesinde de ya da genel olarak siyaset seçimi cephesinde MHP barajı geçiyor gibi gözüküyor şu anda. Yani MHP. Bazı araştırmalara farklı göre de araştırmalarda evet, yani şu anda en son araştırmalarda hep barajı geçen bir MHP gözüküyor. Şimdi sınırlı bir zamanımız kaldı. Medya Mahallesi'nin özel ilgi alanlarından birisi olması gereken bu bir özel hayata veda yasa tasarısı var. Sedat Ergin de bugün köşesinde bunu yazmış. Diyor ki meclis tarihi bir hata yapmak üzere diyor. Çünkü genel kurula geldi bu yasa tasarısı. Bir telekulak yasası. Telekulak artık son derece meşru olacak. Öyle görünüyor. Haber vaktim yasası da diyebiliriz. Evet, bunu bilenler biliyor diyebiliriz arkasından. Şimdi yalnız hem gazetecilerin Ahmetçik ve Nedim Şener en son örnekler olarak
cezaevinde olması hem de bu yasa tasarısı Batı'da bir hayli kaygıyla karşılanmış gibi görünüyor. O kaynakları da yani sen izlersen bir anlat bize. Türkiye'de medya konusu ve medya özgürlüğü konusunda zaten şu anda Avrupa Birliği ve Amerika'dan Türkiye'ye bakıldığında demokrasideki en büyük açıklardan biri olarak gözüküyor. İfade özgürlüğünün parametreleri, sınırları genişletilmemişken sadece ve sadece telekulak dinlemeler, yasal ve yasa dışı dinlemeler bu kadar büyük sorunken sadece bu dinlemeleri yazan insanlara, gazetecilere bir özgürlük getirilmesini medya özgürlüğü olarak satmak mümkün değil. Yani hapiste şu anda 60 küsur gazeteci var. Bunların birçok bölümü, çoğunluğu sadece ve sadece yazdıklarından dolayı içeride bu yasadan hiçbiri faydalanamıyor. Peki Avrupa Parlamentosu'ndan çok sınırlı zamanımız kalmış. Avrupa Parlamentosu, şimdi AB'nin kapısındayız dolayısıyla bize ne dememiz gerekmese de diyoruz ama Avrupa Parlamentosu'nun parçasıyız, içindeyiz. Oradan bir tepki Avrupa var. Onu söyler misin lütfen? Geçen hafta zaten bunu dile getirdiler. Türkiye konusunda ciddi Türkiye'de ifade özgürlüğü, basın medya konu ve %10 barajı gibi meselelerde ciddi sıkıntılar var. Buna tabii Avrupa'daki siyasi atmosferi de ekleyince parlamenterler de kendi insanlarını temsil ediyor. Yani kendi seçmenlerini temsil ediyor. Önümüzdeki sonbahardaki ilerleme raporunda muhtemelen sert ifadeler olacak. Ve şunu da eklemek lazım. Yani şu artık Türkiye Kopenhag kriterlerinin çok mu gerisine düştü gibi açıkça bu tartışılıyor. Ve ben Avrupa'ya yetkililerle konuştuğum zaman yani bu konuda ciddi sıkıntılarımız var diye söze giriyorlar. Yani her ne kadar hani burada medyada bazı arkadaşlarımız efendim bu nasıl, niye Avrupalılarla konuşuyorsunuz? Bunlar operasyonel yazılar falan diye bunu yansıttığımızda bize operasyonel yazmakla suçluyorlar ama gerçeği yazmakla yükümlüyüz. Yani, Avrupa'da değişen bir atmosfer var. Emriyle bir operasyon yapmak emriyle üzerine. Ya da hatta Avrupalıları biz kandırıyoruz. Amerikalıları sanki Türkiye'de bu kadar büyük bir infial yokmuş gibi öyle bir algı yaratılıyor. Oysa Türkiye dışarıdan bakıldığında %10 barajı, medya özgürlükleri, medyanın durumu sadece Ahmetçik ve Nedim olayı değil. Yani hapisteki diğer gazeteciler, medyaya yönelik baskılar, medya yaratma, kendi medyasını. Çünkü İtalya'da da benzer tartışmalar var, İtalya konusunda da. Bütün bunlar gerçekten soru işaretleri ve kaygılar uyandırıyor. Evet. Bunu da söylüyorlar. Kendileri açık bir şekilde Amerikalılar, Avrupalılar isim vererek önemli mevkilerdeki adamlar söylüyorlar. Yani kimsenin de onlara zaten yol göstermesine gerek yok. Çünkü artık dünya kapalı bir yer değil. Yani buradaki gazetelerinizde, buradaki televizyonlarınızda, haber kanalı, bu böyle canlı bir tartışma varsa bunu dünyadan gizlemeniz, izole etmeniz, aman kol kırılır, yerin içinde kalır gibi bir mantıkla saman altı yapmanız mümkün değil. Çok teşekkürler. Bu arada izleyicilerden bir iki not geldi. Çok kısaca onları paylaşabildiğim kadar belirtmek istiyorum. Bayram Baştaş bir isyana katılıyorum demiş. Diyor ki konunuza katılıyorum, senden söz ediyor şekerim. Kadın isyanı olmalı. Fakat isyanın nedeni konusunda ayrışıyorum. Erkek egemen anlayışa karşı isyan etmesi lazım kadınların diyor. Bayram Bey herhalde bir erkekten söz ettiğimizi düşünüyorum. Kadınlar adına doğru bir noktaya değinmiş. Allah razı olsun Bayram Bey. Naciye Özkutlu, ben emekli öğretmenim. Çocuklarımızı kız erkek diye ayırdılar. Üniversiteye ilk adımlarında da ayırdılar. Çok rahatsız edici. Bunları yapabilen bir iktidarın daha neler yapacağını diye cümlenin devamını getirmeyeyim. Endişelerim var diyor. Ama herkes endişeli. Sadece modernler bilmem, yani endişeli modernler vardı ya. Herkes endişeli. Baksanıza Ali Bulaç bile başörtülü kadınların kullanıldığı endişesini taşıyor. Akıllara ziyan. Teşekkürler sevgili Aslı. Teşekkür görüşmek ederim. Üzere tekrar seninle. Biz de efendim reklamlardan sonra birlikte olacağız. Efendim
Bir izleyici yorumu Recep Ayhan Yıldırım demiş ki şifreli sorular konusunda neden bir uzmanla program yapmıyorsunuz? Adnan Yıldırım Bey'e şunu söylemek isterim. Bu benim programımın, konseptimin çok çok dışında. Bunu CNN Türk'teki arkadaşlarıma yönelik bir talep olarak ileteceğim ama aynı zamanda belki Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu konuda bir komisyon aynı şekilde oluşturması için bir öneri olarak da algılanabilir benden iletmesi. Yarın yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.